Ses veriyorum. Herkes hazır mı? Hazırız. Biz son 2 3. Biz haftaya beklerken işte bugün geldi. Acaba sürpriz bu kez neydi? Hızlan. O zaman ne duruyoruz? Haydi açalım. O zaman ne duruyoruz? Haydi açalım. Hey! Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Acayip heyecanlıyım. Hadi kalkın çocuklar. Açmadan önce tadını çıkartalım, parti yapalım. Kutlamaya devam. Ankara'nın bağlarında bükülmüşsün dağlar. Ne zaman Arkadaşlarım evet, çıldırıyoruz, kuduruyoruz, deliriyoruz ama nedenini birazdan göreceksiniz. Karşınızda paçoz mu paçoz? En kötü halimize çıktığımız için çok özür dileriz ama heyecanımıza yeni küstük. Yarını bekleyemedik. Hani özel bir hazırlıkta karşınıza geçmedik arkadaşlarım. Tamamen ev haliyleyiz. Saat 5, okuldan gelen herkesin ilgi odağı oldu. Bunun içinde ne var ne yok sadece Buse ile ben biliyoruz. Ta ki biraz önceye kadar. Biraz önce birazcık çıtlattım başka birileri daha var. İpucu verdiğim başka birileri daha var. Evet, Merlin'den bahsettik. Arthur'dan bahsettik. Jaylin'le Poyraz birazcık fikir sahibi oldular. Dediler ki, Ken mi var bunun içinde? Barbie'nin Ken'i mi var? Evet, onları söyledik arkadaşlar. Evet, affedimiz onların haberi var. Ama sizin yok. Tahminlerinizi yazdınız ve birçoğunuz bildi arkadaşlarım. Hani hepsini değil, içinde bir sürü şey var. Bunlardan bir tanesini çoğunuz bildi. Canlarım canım arkadaşlarım. Acayip heyecanlıyım. Gerçekten bu heyecanımızı bizimle paylaştığınız için kocaman sevgiler selamı var. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine başı kalbimi şöyle göndereyim hemen ve çok hızlı bir şekilde. Buse'cim makasımız. Kim açsın? Ben. Hadi gelin taş kağıt makas. Tamam. Hep beraber. Önce ikiniz kazanan hep beraber. Hep beraber olmaz. Kim kimi kazanacak? Olsun hep beraber. Tamam hadi. Hadi çabuk. Taş kağıt makas. Böyle bir şey olamaz. Al bakalım. Bayağı bir şey ama o benim, o benim. Ama 3-0 kazandım arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Kameramızı şimdi ayarlıyoruz. Biz açarken önce görmüş olmak gibi bir ayrıcalık yapmayalım. Arkadaşlarımızla birlikte zaten görelim. Şöyle, siz görmüyorsunuz. Ne? Kim sadece görecek? Arkadaşlarımızla ben görüyorum. Sonra siz görüyorsunuz. Öyle bir şey yap. Hadi aç. Bu kargo ta Amerika'dan geliyor arkadaşlarım. Evet. Amerika'da alışverişlerimizin bu haftaki kargosu işte bu arkadaşlar. Bakalım haftaya neler gelecek. Lütfen merak ediyorsanız kanalımızdan ayrılmayın. Mutlaka abone olun. Hala abone değil misiniz? Aa çok ayıp. Lütfen kanalımıza abone olun. Çünkü bu kanalda eğlence, en güzel oyuncaklar, en trend oyunlar, her şey burada arkadaşlarım. Evet çok heyecanlı ve acayip şımarık oldum. Kabulleniyorum çocuklar. Arkadaşlar. Tamam açılmayacak bu kargo. Vazgeçtim. Çünkü hayır bırakın. Ben açacağım. Durun! Çünkü kalbim dayanmıyor. Sus! Hadi Buse hadi! Tamam, sessizlik. Buraya bir gerilim müziği. Gerilim yok. Dırırırım. Heyecan var. Dırırırım. Mutluluk var. Dırırırım. Sevinç var. Durun! Açamazsın. Yenilik var. Kimin? Evet, aç Buse'cim. Ben karışım. Yoksa söyleyeceğim. Bu nedir? Bu ne? Bir dakika. Bir dakika. Durun! Bekle. Videonun başında söylemedik. Amerika'dan alışverişimizin en özeli arkadaşlarım. Çünkü American Girl kendi sitesinden almış olduğumuz ve geçen hafta sipariş edip bir hafta içinde elimize ulaşan muhteşem güzel American Girl oyuncak bebeklerimizi sizlere tanıtmaktan gurur duyarız. Evet canlarım canım arkadaşım. Evet. Hemen tahmin istiyorum. Duyuru videomuzu izlemeyen arkadaşlarımdan birer tahmin istiyorum. Bu bebekleri lütfen tahmin edin. Süre verelim arkadaşlarımıza. Tamam. Biz de o sırada ne yapalım? Şunlardan kopartalım. 10 saniyeniz başladı. Ay gibi. Tombi. Çitos işte sen de çitos. Ay çok hani yesim geldi şu an. Tamam. Evet. Dın dın. Süre bitti arkadaşlar. Doğru cevap yazan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Beni ne kadar iyi tanıdığınızı göstermiş oldunuz. Şimdi. Ana karakterimizi alalım mı? Her şey işte bu. Bizim canımız ciğerimiz, mega iftarımız, oyuncumuz, her şeyimiz ve benim değil arkadaşlar sadece hepinizin ve benim gerçek hayattaki arkadaşlarım da buna aşık. Mesela bir Gülmüş Akcaz'ım var benim bilirsiniz. Tibet'i benden almanın yollarını arıyor. Onu kimseye vermeyiz. Vermem. Seni ellere vermem. Tibet'le şimdi ilgili olduğunda söylediğimize göre bu ayrıntı çok önemli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bu kargo açılımını ben yapmak istiyorum. Hayır ben. Bu yüzden Tibet'in yanına bir tane Melisa istiyorum. Hayır, Melisa mi? Hayır. Melisa mı? Melisa'yı da istiyorum. Ne alaka? Melisa olmayı da istiyorum. Melisa'yı da istiyorum. Ne alaka?
Çünkü ilk önce Melisa'nın akrabasını çıkartacağım buradan. Melisa. Wow. Melisa gelsin. Melisa tamam. Ayeti ben sordum. Şimdi ilk olarak Melisa'nın akrabasını çıkartıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Arkadaşı, ben unuttum. Hazır mısınız? Benim ilgimden bu. Hazır mısınız? Hazırız. Ve evet. Melisa'nın abisi. Hazır mısınız arkadaşlar? Arthur. Yakınlaşacağım arkadaşlar. Kralımız geldi. Arkadaşlar ismiyle geldi. İsmi Arthur Pendragon. Kralımız çok yaşa. Kralımız çok yaşa. Kralımız çok yaşa. Yüzü çok güzel değil mi? Tibet'le Kıvancın arasına girecek olan yeni erkek karakterimiz işte bu. Boydan görünüşü böyle. American Girl bebeklerin 74 numaralı erkek bebeğini aldığım için çok mutluyum arkadaşlar. Gümrükçüler bunu açmışlar zaten. Aa. Biz de böyle açıp da göstersek arkadaşlarımız ne olur ki? Abi kardeş oluştu. İşte arkadaşlarım ya çok güzelsin. Ay ya terkesin. Buraya gel. Arkadaşlar buraya gel. Abi kardeş sonunda buluştular. Tam bir Arthur ama ya. Çok mutluyuz. Yeah. Şimdi Tibet'i bakalım nasıl maceralar bekliyor. Melisa'nın abisi gelmiş. İşi daha da zorlaştı. Bir kıvanç engeli vardı. Ve Arthur Pendragon'un sevmediği, gıcık olduğu tek bir kişi varsa o da Tibet'tir arkadaşlar. Evet canlarım canım arkadaşlarım. Şimdi diğer bebeklerimize geçelim mi? Evet. Sıradaki kimsenin akrabası değil. Biraz önceki bebeğimiz Melisa gibi genel. Yani bir sürü üretilmiş. Yani her yıl alabileceğimiz bebekler. Ama bizim öyle bebeklerimiz var ki. Mesela bir Segi. Mesela bir Ligar ya da bir Teni ya da bir Tibet. İşte bunlar her yıl özel üretilen bebekler arkadaşlarım. Aldığım için çok şans hissediyorum. Şu anda zaten Amerikan görsesinde bunlar satışta yoklar. Ama bakın kimleri bulduk kimleri. Zaten hadi söylemiyorum. Zaten birçoğunuzun bildiği bebeği bir gösterelim bu sizin. Evet. 2019'un en özel bebeği, 2019'da özel üretilmiş American Girl bebeği sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz sadece biz mi? Bütün American Girl bebek ailelerimiz ve bir dünya oyuncak ailesi olarak arkadaşlarım sizin adınıza da mutluluk duyduğumu belirtip artık sus Gül abla dediğiniz duyar gibiyim arkadaşlar bakın 2019 ya. Bu yıla özel hadi. 2019 ve... yılın bebeği please. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Bunu da ben açmak istiyorum. Bu alışverişe ne diyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarınızı aşağı yazın canlarım. Elbise. Böyle güzel bir bebek gördünüz mü arkadaşlarım? Kulaklarını deldirmiştik. Evet onun için küpe dalmıştık. Bunları ilerleyen günlerde teker teker inceleyeceğiz. Bebeğimizi açacağız. Her yerini bir kontrol edeceğiz arkadaşlarım. Blair'ın kitabı. Evet daha önce kitapları bize Buse ablanız güya okuyacaktı. Bak hemen anladı gözlerini kapat. Arkadaşlarım bu kitabı tek tek evet söz veriyorum size Instagram'dan ya da YouTube'dan beni yönlendirin. Bunun sayfalarını size tercüme ettireceğim. Benim İngilizcem şu anda bunu mümkün değil kaldırmaz. Benim kızlarım da artık cezalılar. Daha önce kitapları tercüme etmedikleri için bu görevi size veriyorum canlarım. Blair'in kitabını kimler tercüme etmek istiyor bunu lütfen yorumlara yazın. Hadi Blair'in bize ayakkabılarını göster Buse'cim. Hayır sürpriz. Ve Blair ne kızı? Teması ne? Teni müzisyendi. Evet. Segi atları seviyordu. Lee Clark ise bir gezgindi. Tibet'te bir müzisyendi. Acaba Blair'in mesleği neymiş arkadaşlarım ya da hobisi neymiş? Hepinizden cevapları heyecanla bekliyor olacağım. Hadi pabuçları görelim Buse. Çok güzel aksesuarları var anneciğim. Buse bize de göster. Hayır bunların hepsi Blair'in açılım videosunda. Kapatacağım. Ya Buse çok kötüsün ama Buse yapma. Buse gönder mi? Ne yazıyor üzerinde? Girl of the Year 2019. Evet. Bu yıldan sonra inşallah arkadaşlar 2018'dekileri almadık. Diğerlerini de aldık ama evet Amerikan Girl sitesinden aldığımız habere göre 2020'nin bebeği çıkmış arkadaşlar ve bunu ilk kez bizimle paylaştılar. 2019'un kız ve erkek bebeği. Buse nasıl saklarsın bunu? Gösteriyorum arkadaşlar. Darararav. Ay kim alır ki bunları? Ay Buse'cim çok çirkin oldun. Hazır mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar. Çıkarttım. Bomba etkisi yaratacak. Evet. Evet ama iyi bir bomba. Hani böyle bomba bir haber derler ya. Gerçekten öyle arkadaşlar. Şu kutunun içindeki bebeği gördüğünüzde yani dudağınızı şıklayabilir. Lütfen önleminizi alın. Sakinleşin önce. Şu uzaklaşalım. Net görelim. Bomba etkisi yaratacak. O kutuya çıkartıyorum arkadaşlar. Hadi. Çevir. Çıkartıyorum. Evet. Tibet için çok önemli bu arkadaşlar. Esprisiz da... Bu nedir? Bu Arthur'un giysi paketi. Evet. Evet. Ama bomba etkisi yaratacak olan bu değil arkadaşlar. Evet bu değildi. Evet biz bununla ilgilenmiyoruz şu anda. Ama bu da çok güzel. Bunu da açacağız ve mükemmel bir kıyafet seti arkadaşlar. Evet erkek kıyafet seti almış olduk. Arthur bizimle paylaşır değil mi Buse'cim? Paylaşır evet. Evet hadi. Hadi şimdi bir dakika. Melisa'yı alalım. Ada kimin kardeşi arkadaşlar şimdi? Ada ile Tibet kardeş biliyorsunuz ki. Şimdi bu iki güzel kardeşin çok uzaklarda bir
Babaannesi varmış arkadaşlar. Ne? Ya evet, babaanneleri varmış. Yıllardır görüşmüyorlar. Bunlar Türkiye'ye geldikten sonra babaanneleri kalmış Amerika'da. Ya getirememişler bunlar babaannelerine. Ama Gül abla ve Buse abla bu durumu öğrenir öğrenmez ne yaptı? Durur mu? Durmaz. Amerikalardan o kayıp babaanneyi bulup getirirler arkadaşlar. Yoğun ve derin araştırmalar sonucunda babaannemizin huzur evinde olduğunu öğrendik. Amerika'daki bütün huzur evlerini araştırdık ve o babaanneyi bulduk. Ve Tibet dedi ki arkadaşlar, ben bir Türk torunu olarak ben hayattayken babaannem huzur evinde yaşayamaz dedi. Ve bulup getirin onu Gül abla, Buse abla dedi. Ve biz de bulup getirdik arkadaşlar. Vay cengaver, Tibet'e bak. Aferin sana dostum ya. İşte bir Türk evladına da bu yakışırdı. Yıllar sonra. Yıllar sonra. O efsanevi buluşmayı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ay. Ta uzaklardan gelmiş. Onlarca yol, kilometrelerce yol gelmiş olan Kaya babaannemiz. Arkadaşlar. Çok duygusal bir konuşma yaptım Buse'cim. O yüzden böyle sevinç nidalarımı atamadım ama hadi bakalım şimdi atalım. Yeho! İşte Tibet'in babaannesi. Bu atçıymış. Evet, bu da atçıymış Boyraz'cım, dur. Ay, arkadaşlar neden Tibet'in babaannesi? Neden? Suratlarına bakar mısınız arkadaşlar? Bekle, o fark arkadaşlarımız zaten çoktan fark ettiler arkadaşlarım. Getirin diğer Amerikan göllerimizde. Çok komik değil mi ama ya? Durun. Alışveriş şovasına alın arkadaşlar. Saçları çıkartıp uzun saç takım bu oldu ya. Bir de siyah yapın. Arkadaşlar çok benzemiyor mu? Bakın bir sürü Amerikan göl bebeğimiz var. Hatta siteye girip sizler de bakabilirsiniz. Hiçbiri Tibet'e benzemiyordu. Sadece kaya bebek. Evet. O Tibet'in babaannesi arkadaşlar. Yani Tibet'in atası. Ama bu burada bir değişiklik var arkadaşlar. Evet, Tibet'in babaannesi Tibet'e çok benziyor. Ama Tibet'in ikiz adaya hiç benzemiyor. Oo. Allah Allah. Wow. Bunu ben bir Kaya nene çıkınca kutusundan sorayım ben bunu arkadaşlar. Evet, Kaya neneyi bir konuşturmamız lazım. Bu işin aslını bize bir anlatsın. Aynen. Buse'cim aklıma hiç değişik şeyler gelmiyor. Yani ben de korkmuyor değilim. Ay arkadaşlar yani, bakar mısınız, yılların emeği bu saç. 90 yıldır uzatılmış saçlar bunlar arkadaşlar. Bir de örülmüş. Ay, 90 yaşındaysa acaba hala hatırlıyor mudur? Hatırlıyordur. Tibet ve adanın doğumunu hatırlıyor mudur sence? Tabii ki de hatırlıyordur anneciğim. Yani Tibet ve ada doğduğunda ninemiz 73 yaşındaymış. Arkadaşlar yatan bizi açıklayacağı sırada. Hayır hayır. Ya, uykusu gelirse. Ya da unutursa Buse'cim. Anam. Arkadaşlar huzur evine gitmeden önce yıllarca atçılık. Zaten huzur evine bir hafta olmuş gideli, biz yakaladık hemen. Evet. Atçılık, çiftçilik yapıyormuş arkadaşlar. Atları kaçınca ninemizin değerlice hiçbir şey kalmamış ve huzur evine gitmekte bulmuş çareyi. O yüzden o kadar doğal besleniyormuş ki 90 yaşına gelmiş ama hala çok sağlıklı. Evet, saçların parlak oluşundan belli Buse'cim, çok sağlıklı beslendiği. Kaya evet, gibi. Kaya gibi. Kaya bebekten öğreneceğimiz çok şey var. Beslenmek adına, genç kalmak adına, aile bağları adına. Evet, çok acılar çekmiş olmalısın Kaya nineciğim. Arkadaşlar şimdi siz diyeceksiniz ki nereden Kaya ismi çıktı aklınıza geldi? Türk ismi değil mi diyeceksiniz? Hayır, bu ninemizin adı gerçekten Kaya. Ve ninemizin ismini değiştirmeyeceğiz. Kaya nine hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu çatlak sesinde böyle. Evet, bu sabahın hasta arkadaşlar ama inanın biraz önce yatıyordu, antibiyotik aldı. Ona iğne yaptım. Hasta yatağı mı arkadaşlar? Evet, hasta yatağı da burada Buse'cin. Ama kargocu zile bastığında Buse ablanız aslan kesildi. Tazı gibi koştu arkadaşlar. Allah'ım yani. Evet, şimdi veda zamanı Buse'cim, yeter. 29 dakika olmuş videomuz. Sadece basit bir kargo açılmaydı yani. Bu kadar ya, abartmanıza gerek var mı diyen arkadaşlarım lütfen bizi lütfen tanıyın. Bizi daha yakından tanıyın. Tanıdıkça seveceksiniz. Eminiz bundan arkadaşlarım. Arkadaşlar ya, ne kadar etnik desenlerle işlenmiş bir kıyafet. Kendisi ne kadar yapmış. Evet, kendisi. Ona neler neler dikeceğim. Hatta merak edecek, Tibet'te deneyecek o kıyafeti. Of ya, babacığım. Ama ben ya, Tibet'le ada arasındaki durumdan evet, biraz şeyim. Bakın Buse'cim, benziyor mu Kaya neneyle? Sarı bir kere. Ve çilleri. Ay, bilmiyorum Buse'cim. Hadi bakalım Kaya neneyi açalım da bir konuşturalım. Bakalım işin aslı neymiş arkadaşlar. Bu arada benim canım arkadaşlarım, sizler de fikirlerinizi, yorumlarınızı, olasılıkları lütfen yazın. Acaba Kaya nenenin yanında getirmiş olduğu bilgiler neler canlarım? Aa, yoldayken, uçaktayken bana demişti ki çok önemli belgelerle kanıtlayacağım sırlarım var demişti. Belgeler nerede? Buraya gizlemiş anneciğim. Şu arka kapağı gizlemiş. Vay canına. Aa, arkadaşlar. Sizce bu sırlar ne olabilir arkadaşlar? Yorumlarda tahminlerinizi bekliyoruz. Evet. Şimdi veda zamanı.
Hadi vedamızı uzatmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın. Önce hangi bebeği ilk açalım arkadaşlar? Bunları bana yazın. İyi butonuna da tıklamış olun. Bence babaanne. Oylarınızı buradan kullanın. Erkek taş. Taş mı? Kaya.